Biliyorsunuz günlerdir uyarılar yapılıyor maskesiz toplu alanlara girmeyin diye ama ne yazık ki burada da inat edenler var. Sadece maske değil, getirilen yaş kısıtlamalarına da direnenler oluyor. Sayıları az ama yine de bir kişi bile olsa sağlığımız için büyük risk. İşte İstanbul'dan manzaralar. Bana bir şey olmaz diyerekten ne maske ne eldiven kullanarak geliyorlar. Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için art arda önlemler alındı. Dışarı çıkmak yaşa göre sınırlandırıldı ve koronavirüsün bulaşmasını en aza indirmek için günlerdir maske takın uyarıları yapılıyor ve yoğunluğun olduğu her yerde maske takmak zorunlu oldu. Ama hala uyarıları dikkate almayıp pazarlarda, marketlerde maskesiz dolaşanlar var. Sokakta, toplu taşımada, markette ve pazarda kurallara uymayanlar her yerde var. Hemen çıkarayım. Unutmayalım değil mi? Aynen. Ya normalde takıyordum da yani bir anda hani arabada unuttum, gittim aldım geldim. Şimdi taktım zaten. Maske takmak zorunlu. Bir de pazardan insanlar seçmiyor. Siz veriyorsunuz. Tezgah açıyoruz. Siz veriyorsunuz artık. Buna uyanlar var mı peki? Genellikle bazılar diyor biz seçiyoruz, seçmek istiyoruz. Biz de seçme vermiyoruz. Benim astım var, nefes alamıyorum. Maske takmayan müşteriler de var, eldiven takmayan müşterilerimiz de var. Ben rica ediyorum eldivensiz, maskesiz pazara gelmeyin. O bayanın da maskesi yok. Beni çıkardılar, onu çıkarmadılar. Özür dilerim. Ama maskesiz girdiniz. Özür dilerim. Özür dilerim. Unuttunuz mu? Ya ev yakın, hemen alıp çıkayım dedim. Otobüse mi bineceksiniz? Evet. Maskeniz var mı? Maskeniz var mı? Bu arada ben takamıyorum. Pazarda sosyal mesafe kuralını da hiçe saydılar. O da yetmezmiş gibi bir de kurallara rağmen tezgahtaki ürünleri seçerek almak isteyen müşteriler de vardı. Kesinlikle satacak yasak. Yani illaki seçeceğim, seçmeden almam diyor. Maske kuralına uymayan bir market müşterisi de görevliyle böyle tartıştı. Cezası var diyorum, ne yapayım sana? Ve hala abicim diyorum, çıkar mısın diyorum. Sen ne demek istiyorsun lan? Git oradan su iç diye. Çocukları hasta olan iki anne de hastaneye gitmek için metrobüse bineceklerdi ki 20 yaş kısıtlamasına takıldılar. Çocuğum epilepsi hastası. Çocuğumu hastaneye götürmek zorundayım. İlacımız bitti. Görevliler o iki annenin metrobüse binmemesi için ambulans çağırdı. Amcacığım çıkma yasağınız var. Bana da geldim, gideceğim. Ama yasağınız var, bunu biliyor musunuz? Yok, 65 dediniz. Tamam, 74 dediniz, yasak 60. Yani. 64 dediniz. Tamam, 60 ve üzerine yasak var zaten. Var mı? Evet. Ben 55'liyim. Yani...